tasilun. Yani mudaf, mudaf ileyhi ile bitişikse, bitişik olunca, yani mudaf ileyhi mezkur olunca, mudaf nasıl tenvinsiz veya tesniye nunu, ceme nunu hasf oluyorsa, mudaf ileyhi hasf olduktan sonra da, mudaf ileyhi hasf olduktan sonra da mudaf öyle kalıyor ama bir şartla, bir şartla, o şart da nedir? Atfın ala hadel mudafi, bu mudafa bir şey atfedilecek. Ve idafeten li hadel ma'tufi, ve bu ma'tuf da mudaf olacak. İlâ mislillezî lehu adaftel evvela, birinci şey mudafı idafe ettiğiniz bir şeyin benzerine bu idafe edilmiş olacaktır. Yani arkadaşlar, mudaf ile hasf olup mudafın tenvinsiz eğer müfretse, nunsuz eğer teslim ve cümlese kalabilmesinin şartı, bir şey bunun üzerine atfedilmiş olacak. O, bu mudaf ileyhisi mazuf olan mudafın üzerine atfedilen bir şey mudaf olmuş olacak ki o da birincisinin aynısı olacak. Mesela ki kavlihim katallahu yede ve ricle men qaleha. Allah bu sözü söyleyenin elini ve ayağını kessin. Yani biz elini ayağını kırsın. İşte burada bakınız, yet mudaftır. Mudaf ileyhisi mazuf olmuş ve tenvinsiz ona devam etmiş. Çünkü ona atfedilmiş. Recil kelimesi yede atfedilmiş. Bu recil kelimesi de yedin idafe edildiği mudaf ileyhinin aynısına idafe edilmiştir. Yani yed de men kâleha'ya idafe edilmiş. Recil de men kâleha'ya idafe edilmiş. Recil yedin üzerine atf edilince o yedin mudaf ileyhisini hasf edip yedi mudaf ileyhi varmış gibi bırakmışız. Yani temiz olarak. Eyyede men kâleha ve recle men kâleha. وَقَدْ يَأْتِ ذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ. Bazen de bu atıf olmaksızın da mudaf ileyhi hasf olup mudaf tenvinsiz kalabiliyor. Yani bazen onun üzerine bir şey atıf edilmeden de mudaf ileyhi hasf edildikten sonra mudaf ileyhi varmış gibi tenvinsiz devam ediyor. Kema hakel kisaiyyum min kavlihim. Nitekim Kisai rahimehullah onlardan şunu nakletmiş. Efevke tenamu em esfele. Efevke tenamu em esfele. Yani yukarıya mı uyursun, aşağıya mı? Bakınız mesela, fevkanın mudaf ileyhisi mahzuftur ve mudafileyi hasf edildiği halde bu fevka idafedeki pozisyonunu koruyor. Halbuki ona onun gibi, onun mudafileyhisine benzer bir mudafileyhiye idafe edilen bir şey de atfedilmemiştir. Mesela em atfedilmiştir esfere ama esferenin mudafileyhisi yok. Evet. Dolayısıyla yani bazen böyle aynı mudaf ileyhiye atf edilen şey, idafe edilen, affın, aynı mudaf ileyhiye idafe edilen bir şey ona atf edilmeksizin de mudaf ileyhi hasf edildikten sonra o idafedeki pozisyonunu koruyabiliyor. Ancak bu azdır. Evet. Fasla mudafın şimdi İdafe ile ilgili başka bir şeye
konuya girecek. O da nedir? Faslan mudaf şibhi fiilen ma nasab mef'ulen ev zarfen eciz ve lem yu'ab. Evet. Diyor mudafın faslını, yani mudafın mudaf ileyhiden ayrılmasını, araya bir aranın girmesini caiz kıl. Ama o mudaf şibhi fiilin. Bir şartla o mudaf şibhi fiil olacak. Yani o şibhi fiil manasını taşıyan masdar ve ismi faal gibi bir şey olacaktır. Evet. Fasla diyor bir nasbi mef'ulü eciz. Bu gelecek ecizin mef'ulüdür. Şibhi fiilin, bu şibhi fiilin lafzı diyor sıfatı mudafın. Fasla mudafındaki o mudaf kelimesinin sıfatıdır şibhi fiilin. Ey masdarın ve ismi failin. O harekesi yanlıştı arkadaşlar. Yani o şibhi fiil ki masdar ve ismi fail. İşte bu masdar ve ismi fail olan bir mudafın ayrılması. Neyle ayrılması? Manasaba. Zalikel mudafu anil mudafi ileyhi. Manasabahu zalikel mudafu. O mudafın nasb ettiği, o mudafın bu zâlikel mudafı şerhte şerh-i memzuç olduğundan dolayı nasabenin faalidir. Ve anil mudaf ileyhi cârü mecrûr nasabeye taalluk eder. Yani o şibhi fiil olan mudafı mudaf ileyhiden ayırmak. Neyin ayırması? Manasaba. Mudafın nasb ettiği mef'ul. İşte onu mudafi ileyhiden o mudafi ayırmak diyor failu fasla. Bu diyor manasaba mastardır arkadaşlar. Şey maymusuledir ve mahallen marfudur. Faslın faalidir. Yani burada fasl lafzı tabi beytin irabı biraz karışık olduğu için Şareh Rahimullah İki şey birlikte yapıyor. Hem beytin irabını veriyor, hem de beytin manasının anlaşılmasına yardımcı olacak izahları getiriyor. Şimdi bu fasıl mastardır. Bu mastar şeyine, faaline idaf olmuş. Şey, mef'ulüne affal. Mef'ulü. Mudaf da onun masdarın mef'ulüdür. Masdar mef'ulüne ilave edilmiş. Ve manasap da o masdarın faalidir. Yani bu şu beytin şu cümle gibidir. Diyorsunuz ki mesela acibtu min nasri zeydin amrun. Acibtu min nasri zeydin amrun. Bu örnekte nasıl mastardır. Mef'ule izafe edilmiş. Amrun onun faalidir. Rafa üzere devam etmiştir. Bu da onun gibidir. Yani fasıl mastardır. Fasala yafsulu faslan. O fiilin kökünden gelen mastardır. Ve bu mastarımız mef'ulü olan mudafine izafe edilmiş. Ve onun faali manasaba raf'ı üzere tabi mebni olduğu için i'rab-ı mahallidir. Mahalli raf'ı üzerine devam etmiştir. Ve tabi hani mastar isim olduğu için arkadaşlar ve şunu sıkça tekrar ediyoruz. Diyoruz ki her isim ismi fiiller hariç cümle içerisinde gelen her ismin mutlaka bir mamulluğu olacaktır. Ha tabii o isim eğer aynı zamanda amel eden bir isim ise, mesela amel eden isim mastar, ismi fail, ismi meful, sıfat-ı müşebbeh, ef'alü tafdil, mübarağı sıraları, bunlar aynı zamanda da amel eden mamuller, şey isimlerdir.
Şimdi o zaman o ismimizin iki yönü olur. Bir mamulluk yönü, isim olduğu için, bir de fiilin manasını taşıdığı için, fiile benzediği için amillik yönü. İşte arkadaşlar, fasla isim olarak mamulluğu var ya, o mamulluğu ile mansuptur, eciz-i mefruludur. Bu mamullük yönü. Amillik yönünden de fasıl mudafe, kendi mef'ulüne ilave edilmiş ve manasıbı da onun faalidir. Dolayısıyla şunu diyor, yani mudafın evet, daha doğrusu evet mudafın diyeceğiz. Mudafın fiile benzeyen mudafın. Her mudaf değil tabii, camit bir mesela fiilin manasını taşımayan bir mudaf değil. Fiile benzeyen bir mudafın nasb ettiği bir isim. Ya ona ya kendine meful olarak mansup etmiştir veya zarf olarak. İşte bu fiile benzeyen mudafın nasb ettiği o mansup isim, o mansup isim mudaf ile mudaf ileyhi arasında fasıl olabiliyor. İkisinin arasına göre biliyor. Ve kısaca ben ibareyle ilintili olarak böyle uzun anlattım. Kısaca şu. Mudaf olan isim bir ismi mef'ul olarak mansup etmişse o mef'ul mudaf ile mudaf ile arasına fasıl olarak girebiliyor. Kelamın kısası bu. Tekrar ediyorum. Bir isim başka bir ismi bir isimde amel edip o ismi kendisine mef'ul yapmışsa o isim mef'ul olan isim mudaf ile onun mudaf ilesi arasına girebiliyor. İşte mef'ulen ma nasaba zalike anil mudaf anil mudaf ileyhi o mudafın mudaf ileyhi evet den mudaf ileyden faslını o mansup isim faslını yapabilir. Diyor bu manasaba failu faslan. Faslanın faalidir. Mef'ulen veya temyizdir. Zarf da efendime söyleyeyim mef'ulene atıftır. Eciz ve işte bu faslı caiz kıl. Şimdi Şarih Rahimeullah beytin hani dediğim gibi biraz karışık olduğu için bir düz nesille de manasını tekrar veriyor. Diyor eciz. Elmanı beytin manası eciz. Caiz kıl ki en yefsilellezi nasabahu'l mudafu alel mudaf olan bir ismin tabii şu bir fiil olup mudaf olan bir ismin kendisine meful olmak üzere veya zarf olmak üzere zarf meful fihi böyle kendisine meful bihi veya zarf olmak üzere nasb ettiği bir ismin o mudaf ile mudaf ileyhi arasına girmesini caiz kıl. Aciz en yefsilellezi caiz kıl ki fasıl olsun. Ellezi o isim ki nasabahu'l-mudafu onu nasb etmiştir. Ne nasıl mansup etmiştir? Ya kendisine meful yapmıştı meful bihi veya kendisine zarf meful fi yapmıştı. İşte o meful veya zarf olarak mansup olan ismin fasıl olması neyin arasında beynehu o kendi ameli aynı zamanda olan mudaf ile mudaf ile arasında. Mesela ne gibi? Kekiraeti İbni Amir katle evladehum şurakaihim. Bakınız arkadaşlar katle mastardır ve mastar da fiile benzediği için fiilin manasını taşıyor. Onun için amel ediyor. Tabii bu mastar tıpkı fiilinin amelini yapıyor. Eğer mastarın fiili lazımi ise mastar
sadece faali raf eder. Yok, eğer müteaddi ise o mastar faali raf eder, mef'ul bihi de nasb eder. Hatta iki mef'ul istiyorsa, üç mef'ul istiyorsa mef'ul bihi aynı şey yapar. Şey, mef'ul bihi diyorum. O mudaf olan, o mastar olarak, o mastar olan diyelim. O mastar fiilinin aynı amelini yapar. İşte amel eden böyle bir isim, bu mastar olabilir veya efendime ismi faal olabilir. Bu mastar eğer bir şey izafe edilirse, bir şey izafe edilirse onun mef'ulu, mastarın mef'ulu o mudaf olan mastar ile mudaf arasına girebiliyor. Mesela şu ayette katıl mastardır. Ve katıl katelenin mastarı olduğundan ve katele de müteaddi olup faali raf mef'ul bihi nasb ettiğinden katıl da aynı şey yapar. Ancak katıl isim olduğu için efendime söyleyeyim faaline izafe edilmiş. Şurakai onun faalidir. Ve katilin mef'ulu olan evlat mudaf ile mudaf ileyhi arasına girmiştir. Ve kavli bazıyım ve diğer bazılarının şu sözü terku yevmen nefsike ve hevaha sa'yun fi ridaha. Senin bir gün nefsini heva ve hevesiyle baş başa bırakman. Yani senin şöyle bugün nefsim canım ne istiyorsa onu yapayım diye böyle nefsin yollarını bir gün bırakman o sa'yun fi ridaha o nefsin helaki için bir gayrettir. Evet. Yani insan hiçbir zaman nefsini heva ve hevesini tatmin etme noktasında nefsin yularını serbest bırakmaması lazımdır. Daima onu gemlemesi, frenlemesi lazımdır. Tabi yevmenden burada maksat zamandır. Yani çünkü çoğu kez zaman anlamında kullanılıyor. Yani senin bir zamanda nefsini hevasıyla baş başa bırakman sa'yun firda, rida hilak demektir. Sa'yı da gayret demektir. Sa'yı bir müştereke lafzıdır. Bazen sa'yı amel yani iş yapma anlamına geliyor. Gayret etme anlamına geliyor. Burada da o manadır. Bazen sa'yı hızlıca yürüme anlamına geliyor. Bazen sa'yı yürüme, normal yürüme anlamına geliyor. Böyle sayın değişik manaları var. Burada uygun olan gayrettir. İşte burada istişat terk kelimesi mastardır. Evet. Ve bu mastar nefse izafe edilmiş. Bu mastarla mansup olan zarf yani yevmen mudaf ile mudaf ile'nin arasına girmiştir. Yalnız burada arkadaşlar unutmayın. O mudaf ileyhinin illa mudafın mamulü olma şartı yok. Bu mastar olduğu için mesela bu terku yevmen nefsike terk mef'ulüne izafe edilmiş. Mef'ulü fihi araya girmiş. Ayette de katıl mastar faaline izafe edilmiş. Mef'ul araya girmiştir. Ama onun mamulü olmayan bir şeye de mamuru olmayan bir şeye de bu mastar izafe edilip kendi mamuru olan zarf veya mef'ulü fihi araya fasıl olarak girebiliyor. Bilmem arkadaşlar anlaşıldı mı bu? Hocam anlaşıldı. Efendim? Anlaşıldı. Yani anlaşılmamışsa ben bir daha o zaman biraz yarın sükut etti. Yani kısaca izafe edilen bir ismin mamulu ya mef'ulü olarak mef'ul bihi veya mef'ulü fihi olarak
o mamulu mudaf ile mudafiliğin arasına girebiliyor. Kısacası bu. Evet. Ve kavli teala ve şu ayette de olduğu gibi فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعَدَهُ رُسُلِهِ. Bu harekeleme bizim kıraatimize göredir. Tabi zaman zaman söylüyorum ya, bu kitapları yazanlar ilim ehli olmadıkları için ayetleri meşhur kıraate göre yazıyorlar. Halbuki burada bu ayeti böyle yazmam, harekelememesi lazımdı. Yani bilen birisi olsaydı, çünkü Musa Şarih bu ayeti ismi mef'ulun bir mamule idafe edilip mef'ulunun araya girmesine örnek vermiş. Dolayısıyla örnek şey, kıraat şudur. Muhlife va'dehu rusulihi. Muhlife va'dehu rusulihi. Normal budur. Yani sen diyor zannetme ki Allah Celle Celaluhu peygamberlerine verdiği sözü yerine getirmesin. Yani Allah o sözü mutlaka yerine getirecektir ki o peygamberlerine yardım edecektir. Onların intikamını alacaktır ya bu dünyada ya öbür dünyada. İşte burada istişhad muhlif ehlefe fiilinden ismi faildir. Ve bu ismi fail iki mef'ule muteaddidir. Birinci mef'ule rusul, ona idafe edilmiştir. İkinci mef'ulu mansup olarak mudaf ile mudafinin arasına girmiştir. Evet. Tabi biliyorsunuz arkadaşlar, ismi fail failine asla idafe edilmez. Aklınızda dursun. Maslar failine de mef'ulüne de idafe edilir. Ama ismi fail sadece mef'ulüne idafe edilir. Asla failine idafe edilmez. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, ve yine şu beyt gibi, hel entum tariku li sahibi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir ara sahabeler Hazreti Ebu Bekir ile ilgili yanlış bazı şeyler yapıyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana hicret arkadaşımı bana bırakır mısınız? Yani sahibi derken Allahu alem, çünkü Kur'an'ın nasıyla geçiyor ya, ve iz qala ve iz huma fil gari iz yekulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Yani Allahu alem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam böyle sahip özel vurgu yapması ona idafe et şey işaret ediyor. Yani benim hicret arkadaşımı bana bırakır mısınız? Ki zaten Resulullah şey Hazreti Ebu Bekir'in sahabiliği bu ayetin nasıyla sabit olduğu için ehli sünnet ve cemaate göre kim Hazreti Ebu Bekir'in sahabiliğini inkar ederse mürted olur. Dinden çıkar. Çünkü niye? Kur'an'ın nasıyla sabit olan bir şey inkar edilirse böyle yaz böyle. Evet. İşte burada istişhad car-ı mecur olan li ismi faal mudaf, ismi faal olan mudaf tariku ile mudaf ileyhisi olan arasına girmiştir. Caizdir. Yani bu faslın mudaf ile mudafiliği arasına girmesiyle kıyamet kopmaz. Araplar bunu kullanıyorlar. Ve kavli şair. Ve şairin şu sözünde olduğu gibi yine. Ferişni bi khayrin la ekunen ve midhati kenahati sah yevmen sah ratin bi asili. Ferişni bi khayrin. Beni hayır iyilikle de beni ıslah et, ama hayır mal olarak, ki Araplar hayri
mal anlamında çok kullanırlar. Mesela ayeti celilede ve innehu li hubbil hayri le şedid, orada da hayır mal anlamındadır. Evet, burada da ferişni, beni tüylendir. Tüylendir. Tabi daha evvel geçmişti, demiştik tüylenme yoksul bir insanın durumunun düzelmesinden kinayedir. İşte diyor ki beni mal ile tüylendir. O yoksulluğumu gider. Durumumu ıslah et. La ekunen ben olmayayım. Ve mithati ve sana yaptığım övgülerle ben nasıl olmayayım? Kenahiti yevmen bir gün, yani yevmen dediği yani bir zaman, bir müddet. Yine yevm burada 24 saat veya gün anlamını kastetmeyeceğiz. Yani bir müddet, bir kayayı, sahrat kaya, kayayı neht eden, neht ne yapan? Oyan, kayayı oymaya çalışan bir müddet. Ne ile kayayı oymaya çalışıyor? Asil ile. Asil arkadaşlar, esnafın, bakalım özellikle bu kapkacak satanların, buna benzer bunu satanların küçük, hatta renkli süpürgeleri olur. Çok küçük. Böyle el parmağı, şey, el gibi. O süpürgeyle eşyalarının tozlarını, o şey olan eşyanın, o nazik olan, küçük olan, fazla şey olmayan, iri iri olmayan eşyaların tozunu giderirler. İşte o küçük şeye, süpürgeye asil denir. İşte ben diyor öyle olmayayım ki bir müddet kayayı o küçük süpürgeyle oymaya çalışayım. Yani nasıl ki kaya o asil denen süpürgeyle oyulmuyorsa benim de sana olan övgüm boş olmaz. Nasıl ki o küçük süpürgeyle kayayı oymaya çalışanın gayreti, sayi boşa gidiyorsa benim de sana yapmış olduğum övgüler boşa çıkmasın. Mal ile benim durumumu ıslah et. Evet. Şimdi Hazreti Darhan bu beytin ya Rabbini yap bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Farişni riş fiil emr. O fa makabinin şiirdir. Yani kelimenin kökü değil. Evet. Rışni. Fiil emr fail mustatır Ha. ente Raşe yeri şudendir. Evet. nunu vikaye ya meful B harfi cer hayrin mecrur bu rişe taalluklıdır. Evet. Ferişni la nefi akun Olmadı. La nefi değil. la Bak, akun la nefi olursa olmayayım, olmayayım diye söylediniz. la nefi olursa o tekid nunu gelmez. Nahiye Çünkü hocam, tekid nahiye. efendim Nahiye. peki nahiye nasıl oluyor? Kendi kendine nahiye diyorum. Ha, tabii. Yani la ilahiyedir, kendini nahi ediyor. Bu olabiliyor. Evet. Evet. Dediğiniz gibi tekidin onu hafife akunen faile ana mustatırdır. Evet. Madhati akunun failine atf mı? Ekunun faaline atıf caiz midir böyle? Yok. Darhan. Değil mi? Ve yakunu madhati.
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. بو var mı burada؟ O zaman la akunen ve la yakunen ve la takunen madhati. Olmadı. Hüseyin Hoca, bunu ne yapacağız bu mütatiye? Hocam vav-i ma'iyye diye anlayabilir miyiz? Tabi vav-i ma'iyyedir mithati ekunen için mef'ulü ma'hudur. Evet. Kazakistan şeyhim. Aynen. Evet. Devam. Evet. La akunen ka nahati nahiti ka harf teşbih na nahiti mecrur bu sahvetin mudaf ileyh dedik. Yevmen nahitin zarfı yani mef'ulü mef'ulün fihi. Ka nahiti akuna ne mi taalluk eder? Ekunenin haberidir. Evet. Yani ona taalluk etmez, haberidir. Evet. Ka nahiti yevmen sahretin bi asili de nahite taalluk eder. Evet. Eyvallah. Teşekkürler. Peki. Ve lem yu'ab faslu yeminin. Diyor, yeminin faslı ayıplanmamış. Yani yeminin mudaf ile mudaf ilihi arasına girmesi Araplar nezdinde çirkin görülmemiş. O normaldir. Yani yemin mudaf ile mudaf ilihi arasına girebiliyor. Kısacası bu. Hakel kisaiyu, yine kisai Araplardan. Hâzâ gulâmu vallâhi zeydin. Hâzâ gulâmu vallâhi zeydin. Bakınız, gulâm zeyde mudaftır. Yemin mudaf ile mudafliği arasına girmiştir. Yani Araplardan bunu duymuştur. O bitti. Bu attıraren darurat-ı nazımda vücidel faslu bi ecnebiyyin minel mudafi. Mudaftan ecnebi olan bir şeyin mudaf ile mudaf ilehi arasına darurat-ı nazımdan dolayı girdiği de olmuştur. Ama biliyorsunuz biz şöyle diyoruz. Ad-daruratu tukadderu bi kaderiha. Darurat miktarı ile sınırlıdır. Yani şair zarurette bunu yapmışsa biz de evimizden çıkıp da Efendimiz'in aynı şeyi yapamayız. Ecnebi ne gibi? Ke kavlihi, şairin şu sözü gibi. Ma in vecedna lil hava min tıbbi ve la adimna kahra vecdun sabbi. Diyor ki ma in vecedna, biz bulmadık. Şair diyor. Lil hava, aşkın min tıbbi, bir tedavisini bulamadık. Aşkın tedavisi yok. Ve la adimna, ve şunun da fakidi olmadık. Neyin fakidi olmadık? Vecdun vecd, aşk. Aşkın aşıka kahr ettiğini de hep bunu da fakidi olmadık. Tabi biliyorsunuz fakat olumsuzluk veriyor. La da o olumsuzluğu olumsuz yapınca ispate dönüyor. Ve dolayısıyla yani biz sürekli şunu gördük. Aşkın aşıkı kahrettiğini gördük. O vacit aşktan ileri gelen ileri düzeydeki üzüntü. Yani o üzüntünün aşık, sap aşık demektir. Aşktan gelen üzüntünün aşıkı kahrettiğini de hep gördük. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu beyt, bir saniye.
Bu beyt benim kanaatim Suyuti'nin en problemli yerlerinden biridir. Evet. Neden deseniz, çünkü Suyuti rahimehullah bu beyti ecnebi bir şeyin mudaf ile mudafilihi arasına girdiğine örnek vermiş. Yani Suyuti'nin örnekliğine göre kahr mastardır. Mef'ulü olan sabbe idafe edilmiştir. Vec de fa şeydir, ecnebidir. Kahr ile sabbın arasına girmiştir. Halbuki vec ecnebi değil. Bakınız, yukarıda masların mef'ulü ecnebi sayılmazken masların faili nasıl ecnebi olur? Yani vecd çünkü kahrın failidir. Ve bu fail mudaf olan kahr ile mudaf ileyhi olan sabbın arasına girmiştir. Ve bu, tekrar söylüyorum, bu vecd kahrın faali olunca ecnebi değil. Yani bunu Suyuti nasıl ecnebiye örnek vermiş? Yani bir türlü doğrusu buna çözüm bulamadım. Yani şeyler, yani bunu şah yazanlar, haşiye yazanlar da ne yazık ki meseleye bir çözüm getirmemişler. Hatta Siirt'te Şeyh Muşerref Efendi vardı. Rabbim çok rahmet etsin. Şeyh Muşerref Hunuki diye meşhur. Şeyh Muşerref, Molla Burhan, Molla Bedri. Bunlar bir üçgendi. Böyle sürekli görüşüyorlardı. Üçü de ehli ilim insanlardı. Ve ilme çok emek veren insanlardı. Ve özellikle Suyuti tedrisatı onlarda ileri düzeydeydi. Şimdi bir gün ziyaretine gittim Şeyh Muşerref Efendi'nin. Ve bu beyti ona söyledim. Yani dedim, acaba sizin buna çözümünüz, cevabınız nedir, var mı? Beni dinledi, şöyle Kürtçe ama çok latif bir cümleyle, bütünüyle böyle tevazuunu böyle canlı canlı gösteren, Hudey mela ben ezinizanım. Yani mela dedi, vallahi bilmiyorum. Ve arkadaşlar, dediğim gibi bu hakikaten çok şeydir. Yani ecnebiye örnek vermiş ama ecnebi değildir. Evet. Bu beyti, Hüseyin Hoca burada mısın? Ses gelmiyor. Evet. Şevket Hoca burada mısın? İbrahim burada mısın? Hocam. İbrahim Meleğe Rabbini söyle bu beytin. Maya müpteda diyoruz hocam. Yok yok. Var Mütteda olur mu? Allah seni acı etsin. mı? Manafidir nafi. Niçin? Manafidir. İn ve Yine zaittir. Ma in evet. vecedna. O en zaidedir. Evet. Devam et. Vecede fiil nafaili Heh. lilheva fiile mütalik olur hocam. Car mecrur. Min tıbbi yine aynı şekilde car mecrur fiile mütalik ederiz. Şimdi onu İbrahim Bey, orada iki şey söyleyebiliriz. Bir min, zaid min düşünebiliriz.
Çünkü nefiden sonradır. Tabbin minle lafzan mecrur, mahallen mansub ve cennanın mef'uludur. Veya mini ba'diye de düşünebiliriz. Yani ma vecedina ba'da tıbbin. Yani bir kısımda olsun tedavi bulmadık. Lil havai dediğiniz gibi vecedina'ya da taalluk edebiliriz. Lil havai tıbbına mukaddem olmuş halde yapabiliriz. Peki, devam et. Vela ademna. Yine dahi nafiye yaptık. Evet. Ademna fiil, nafaili. Heh. Cümlenin üzerine mi atıf yaptık? Cümleyi cümleye Tabii. mi atıf yaptık? Vecedinden üzerine atıftır. Ula da Evet. tekidi nefi için ziyade gelmiş. Evet. Evet. Kahra Kahra ademnâ mef'ulü bihidir. bihi. Evet. Bu kahr mastar, Master mumastar sabbına ve idafe edilmiş. Vecdun da onun faalidir. Araya diğer girmiş sabır mudafır. girmiştir. Ve kavli ve şu beyt gibi encebe eyyâme vâlidâhu bihi İzne celahu fenâme mâ ne celâ. Yani enceba vâlidâhu bihi eyyâme izne celâhu. Bakın. Burada böyle fazla bir darurattan dolayı mudaf olan eyyâm mudaf ileyhi olan iz arasına girmiştir. Enceba diyor doğurdu onu. Genelde Araplar incab doğum için kullanırlar. Encebe yani validahu bi anne babası onu doğurdular. Ne zaman? Eyyame izne celahu. Onu oğul olarak doğurdukları zaman. Ne celahu? Oğul olarak onu doğurdukları zaman onu ne yaptılar? Doğurdular. Fene'me ma ne celahu. Bu anne babanın doğurduğu bu çocuk ne güzel çocuktu. Evet. İşte burada istişhad eyyama ize idafe edilmiş. Validahu bi ecnebidir. Çünkü validahu encebenin faalidir. Ve doğrudur. Bu ecnebidir. Mudaf ile mudafili arasına girmiştir. Bu beyt tamam. Ama birinci beyt doğrusu sıkıntılıdır. Encebe dedik fiildir. Eyyama zarftır ona mefru fihidir. Validahu encebenin faalidir. Bihi de encebeye taalluk ediyor. İz eyyama mudafilihidir. Ve burada ecnebi bir şey. Hatta ecnebi bir şey değil, ecnebi iki şey. Mudafi ile mudafili arasına girmiştir. Necela fil elif faal ha mef'ulü bihi. Necelahu cümlesi mahalle mec'ul ise mudaf ileyhidir. Ne'me ma necela. Ne'me fi'li medehtir. Ma marifedir. Tabi bu ma ile ilgili farklı tevcihler vardır. Siz ma marife ve mana eşşey ne'menin faali diyebilirsiniz ki burada affan necela evet öyle de diyebilirsiniz veya ma nekiledir ne'menin faali müstetir huve bu ma on temizdir necelahu da manın sıfatıdır ma nekire olunca necelahu onun sıfatı yani marife-i tamma mausula ni'menin faali o zaman ni'menin faali olursa mahsusu bil medh mahzuftur. Yani ni'me mana celahu zalikel veya ni'me fiili medh faali müstetir huve manekiri tamma temizdir. Necelahu onun sıfatıdır. Ve yine mahsusu bil medh mahzuftur. Evet.
Aşağıya in bakalım. Bir dakika, yukarıya gidene bir şey değinecek mi bu? Az ha. Bir dakika, bir dakika, tamam. Eşşâhidu fî faslıl ecnebî vecdun. Yok. Ha. Ne diyor bu? Bir dakika. Bak, fela yasuhu kavlu şa'ri şarihi fi makam istişadi izil vecdül fasılu beynel mutadayifeyni fil beyti fa'ilen lil mudafi anil kahre kema sadraha bihi ayla ibn-i Hişam ve gayri. Ama yukarıda söylediği de yani el muradu minel ecnebiyyi ma kâne ma'mûlen li gayril mudafi, bu derde deva olmuyor. Çünkü burada mudafın dışına ma'mûl değil ki. Yani diyor. O değil ki yani. Yani muhaşşi, bu tahşiye sahibi kimse kelamının başıyla sonunu birbirinden adeta ne dediklerinden gafil olmuş. Evet. Yok yani. Burada da bir şey yok. Peki. Teskintiyâ hannedel misvâke rîkatiyâ kemâ tadammene mâ el muznetil lasafû diyor. Teski o suluyor o yaşlı bir kadına işaret ediyor. Fâri müstetihiye yaşlı bir kadına gidiyor. Dütesk imtiyah, imtiyah istiyak demek. Yani misvak kullanmakla suluyor. Ne darikatiha. Bak aslı odur. Ne darikatiha. O rik, rikat, tükürük. İşte o tükürüğünün nemiyle neyi suluyor? El misvak. Misvak suluyor. Aha, burada yine ecnebidir. Doğru. Çünkü el misvaka teskinin mef'ulü iken mudaf ile mudafili arasına girmiştir. Ecnebidir. Ama nazmın daruratından dolayı gelmiştir. İşte diyor o kadın misvakını neyle suluyor? Misvak kullanarak neyle suluyor? Tükürüğünün ıslaklığıyla onu suluyor. Kema tadammene ma el müzneti lasafu. Nasıl ki lasaf, bu yer üzerinde birbirine, bugünkü kelebek taşı gibi birbirlerine geçirilen taşlardır. İşte o birbirlerine geçirilen taşlar nasıl ki bulutun yağmurunu içeriyorsa, onun şeyi de misvakı da öyle onun tükürüğünü içeriyor. Tazammun ediyor diyor. Evet. Ve kavlihi ve şunun gibi yine kemâ huttal kitâbu bi keffi yevmin yevmen Yahudiyin yukaribu ev yuzilu. Yani nasıl ki kitap yazılmış bir keffin avucuyla, yevmen bir gün yazılmış, kimin avucuyla yazılmış? Yahudiyin. Dolayısıyla Yahudinin avucuyla yazıldığı gibi o Yahudi de yukaribu, kelimeleri birbirine yaklaştırıyor yazı esnasında, ev yuzilu veya yazıdaki bir takım yanlışlıkları ne yapıyor? Kaldırıyor. İşte burada istişat keffi Yahudiyin. Kef Yahudi'ye idafe edilmiş. Yevm zarftır. Ama bu zarf keffin zarfı değil. Huttanın zarfıdır. Öyle olunca ecnebi oluyor ve darurat-ı nazımdan dolayı
Bu ecnebi mudaf ile mudaf ileyhin arasına girmiştir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve burada duralım gençler. Allah razı olsun hocam. Eyvallah.